Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca 10. sınıf videolarıyla devam ediyoruz 9'lar 10'lar 11'ler kamplar Aman Allah'ım neler neler var çok yoğun gidiyor iki kanalda Hem edebiyat kanalım ben burası çılgın gibi gidiyor hocam inanılmaz Şimdi bugün 10. sınıftan eylemsi fiilimsi konuşacağız ama tamamen 10. sınıf odaklı bir anlatım yapacağız Hocamız neler sorabilir sınavda Onları konuşacağız. Nasıl cevap verirsek tam puan alırız? Onları konuşacağız. Tamamen 10. sınıf odaklı bir eylemsi. Filmsi, konu bile karşınızdayım. Çok önemli bir konu. Artı bir puan hocam. Artı bir soru diyelim. Hocamız ona 15 puan yapsın. Saygı duyalım hocam. E o zaman haydi lafı çok uzat. Vallahi lafı çok uzattın. Başlayalım hocam. Evet. Eylemsideyiz, fiilimsideyiz. Ama dikkat. 3 tane filmsimiz var. Biz onu siz diye şifreleyeceğiz. Aman dikkat. Kalemimizi alalım. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Aklımızda siz olarak kalsın. Tamam. Sıfat, isim, zarf fiil. Bakın eylemsi demek, fiilimsi demek aslında eylem gibi demek. Fiilimsi. Fiil gibi. Hani fiile benziyor. Mantığı var. Bir kere cebinizde o bir kalsın. Eylem değil bunlar. Yarım yargı bunlar. Yan yargı. Heh. Yan yargı yan cümle. Cepte bir kalsın. Şimdi. Yeryüzünde şu ana kadar sıfat fiili tam olarak sen bir vatandaşla karşılaşmadık. Hep anası mezar dikecekmiş diyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bir tane ek gözden kaçıyor arkadaşlar. Bir tane ek hiç söylenmiyor. Zamanında bu ek uydurulmuş. Çok da güzel olmuş. Eyvallah anası mezar dikecekmişten çok rahat sıfat fiil sayabiliyoruz. Ama bu şifre bir tane eki kurban etmiş. Valla bir tane ek gitmiş hocam. Hiç konuşulmuyor. Hangi ek o? Haydi gelsin hocam. Yazdım ır Ir, ir, ur, ür. Mesela gidilebilir yer. Sıfat fiil eki. Yapılabilir soru. Sıfat fiil eki. Amman dikkat. Sorulabilir bilmem ne. Değil mi? Gelebilir konu. Yani ır, ir, ur, ür sıfat fiil ekidir. Anası mezar dikecekmiş de ki ar, er aslında ır, ir, ur, ür de olabiliyor. Biz mezar dediğimiz için o şifreye kurban giden bir ır, ir eki var. Artık onu da cebinize koymuş oldunuz. Baya baya on adım öndesiniz. Eylemseye çalışan normal bir vatandaşlar. Peki devam edin. İsim fiilde ne var? Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar sıfat fiil için ortaç ifadesini kullanıyoruz. ama dikkat kalem değiştirmeyelim. İsim fiil için ise ad eylem diyeceğiz. Sıfat fiili Serdar Ortaç'tan yani S ve Ortaç arasında Serdar Ortaç bağlantısı kurup akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. İsim fiilde ise isim zaten ad. Fiilde eylemle karşılandığına göre e ad eylem çok rahat diyebiliriz. Eylem adı gibi bir ifadede gelirse lütfen şaşırma isim fiili kastediyor. Mayışmak diyeceğiz ona da. Mame, ış iş ve bakmek. Lütfen cebinizde kalsın hocam. Peki zarf fiile baktığımız zaman ulaç ya da bağ fiil ifadesini göreceğiz. E neler var hocam? Kenyalı Asiye. Bak burası önemli. Kenyalı Asiye tamam. Ema'dan. Ema diye birisi olsun ya Asiye Kenyalı oluyor da. Ema diye bir isim niye olmasın Allah'ını seversen değil mi? Olur neden olmasın? Kenyalı Asiye Ema'dan ince ip tamam arakladıkça. Lale yok ama şifremizde arakladıkça diyoruz. Şimdi buraya kadar yani Kenyalı Asiye Ema'dan ince ip arakladıkça %100 kullanılan zarf fiil ekleri. Kesin sınavda mutlaka gelir. Bunun dışında ayrıntı olarak maksızın meksızın durmaksızın değil mi? Dığında diğinde geldiğinde gittiğinde remez gelir gelmez casına bardaktan boşalırcasına. Aman dikkat cebinizde kalsın arkadaşlar tamam bunları da çok sık kullanacaklar. Evet şifrelerimizi verdik. Akrostişimizi sizi de söyledik. Diğer adlarını da söyledik. Bir şey kalmadı. Haydi isterseniz bol bol çok sağlam örneklerle başlayalım mı sınavda neleri konuşacağız neler gelecek. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Aman dikkat ele alacağımız ilk başlık sıfat fiil olsun. Diğer adıyla ortaç. Şifremizi biliyoruz. Anası mezar dikecekmiş. Eyvallah hocam. Hadi örnekler gelsin. Bakın ne diyor. Ne bitmez bir derdim varmış benim. Nasıl dert? Bitmez dert. Şimdi derdim bitmezmiş deseydi o mazmez geniş zamanın olumsuz olacaktı. Gelmez gitmez burada onu söylemiyor dikkat. Bitmez dert sıfat tamlaması kurmuş. Sararmış yaprak ha nasıl yaprak? Sararmış yaprak. Yıkılası dağlar nasıl dağlar yıkılası. Ası esim. Tutmaz bileklerim nasıl bilek? Tutmaz bilek. Gelecek sene bu başarılar bizimdir. Hangi sene hocam? Gelecek sene, önümüzdeki sene değil mi? Oradan dönenler bir daha gülmedi diyor. Dönen, yapan, gelen, giden anlaşma sıfat yapıyor değil mi? Eyvallah. Buradaki an, ende sıfat fiil eki. Şimdi buraya kadar. Hiçbir problem yok. Anası mezar dikecekmiş eklerini görüyoruz, yapıştırıyoruz cevabı gidiyoruz. E tamam burada sıkıntı yok. Sıkıntı ne abi? Sıkıntı, haydi şimdi başlasın. Bakın arkadaşlar, sıfat fiil ile ilgili çok önemli uyarılarımız var. Bir, öncelikle sıfat fiil var demeniz için sıfat tamlaması kurulması şart değil. Yani gelen kişi, ha annen sıfat fiil gerek yok. Gelen diyebilir sadece değil mi? Yapan der geçer, yapan kişi demek zorunda değil. Bir kere bunu cebe koyalım. Mesela çok gezen bilirmiş ifadesinde çok gezen kişi, çok gezen insan demiyor değil mi? Çok gezen diyor. An, el. Sıfat fiil eki mi? Evet hocam. Tanıdık ama bir türlü çıkaramıyorum diyor. Ha tanıdık biri ama demek istiyor değil mi? Cepte kalsın bu da sıfat fiil eki. Söylenecekler ağızlarda bekletiliyor. Söylenecek sözler. Yine tamlama kurmamış yine sıfat fiil eki. Söylenmiş konuşulmuş varsa bilen söylesin diyor. Bilen kişi demiyor da bilen diyor. Yani tamlama kurması zorunlu değil arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Uyarıya baktığımız zaman bu örneklere dikkat demişiz. Çünkü bunlar gerçekten karıştırılabilir arkadaşlar sınavda. Oraya gittiğimizi ona da söylemelisin diyor. Gittiğimizi aman dikkat dık dik. Dığında dinde olsaydı zarf fiil olurdu. Yaptığını bakın dık dik. Dığında dini olabilir. Dığında olsaydı yine zarf fiil olacaktı. Yıkılacak ne varsa acak ecek, yıkılacak eşya, yıkılacak bilmem ne. Tamamdır hocam. Bariz bir şekilde o da sıfat fiil aslında diyeceklerini saklamıştı. Diyeceği sözleri aca keçek bu da bariz bir şekilde Sıfat fiildir. Şimdi ben sana çok daha artistik bir not düşüyüm. Tamlama olmayanlar çok fazla soruluyor arkadaşlar. Yani sınavda hocamız size, ilk sınavda, o klasik sınavda size gelecek sorularda hocam tamlama kurmamış sıfat fiil eklerinin geleceğinden haberdar olalım. Buna bir hazır olalım. Hocamız bunu yapacak hocam. Bu şov yapılacak onu söyleyeyim. Yani gelen kişi bizi sordu. Hemen gelen kişi anen değil. Gelen bizi sordu diyecek sınavda. Lütfen hazır olun. Ya da buna benzer bir şey yazmanız istenecek. Cepte kalsın lütfen. Peki sıfat fiilekleri anası mezar dikecekmiş. Hiç sıkıntı yok hocam. Tamam anası mezar dikecekmiş sıfat fiilekleri. Ekstra ır ir, ur ür onu da ekledik. Gidilebilir yer, yapılabilir soru, çözülebilir bilmem ne. Tamam. Tüm bunların tamlama kurma zorunluğu olmadığını da söyledik. E tamamdır hocam. Soru işareti yok. E o zaman hadi devam edelim. Bakalım başka neler göreceğiz. Evet. Sıfat fiili şöyle bir geçmiş olduk hocam. Geldik. Ad eyleme, isim fiile. E o zaman şöyle derin bir nefes alalım hocam. Ve yüklenelim bakalım ne oluyor. Mayışmak bizim şifremiz. Mame ış işmakmek. Var mı soru işareti? Yok abi. Net. Bir Çayını kahveni al lütfen. Haydi hocam. Arka taraflar. Sınıfta. Arkada oturanlar. ey. Bir gürültü var lütfen. Hayır arkadaşlar toplanalım lütfen hep beraber yapalım. Onunla konuşmak için bir araya geldik diyor. Makmek'i gördük yapıştırdık. Net. Yürüyüşe çıkmak için erkenden kalkmıştı diyor. Makmek. Net. Kitap okuyuşu dikkat çekiciydi diyor. Iş iş. Net. Size o defteri yırtma diye seslendi. Oba. Yapma. Etme. Görme. Yırtma. Sorma diyorsa bir eylemi gerçekleştirme diyorsa bu olumsuzluk ekidir. Mayışmaktaki mame değildir hocam. İsim fiil olamaz. Devam. Onun bahçesindeki kazmayı kimse kullanmadı. Kazma eyleminden mi bahsediyor? Hayır tabii ki. Ya araçtan gereçten bahsediyor. Kazmadan bahsediyor. Kazma kürek. Ha tamam. Bu da kalıplaşmış ad olmuş. Hocam bir dakika. Birazdan konuşacağız nasıl bulunacağını ama bu kalıplaşmış ad. Bir dakika burada ben dururum. Ben buradaki mameyi olumsuz ekin olmadığını gördüm. Ben buradaki mamenin olumsuz eki olmadığını görebiliyorum. Tamam. Neden peki isim fiil değil? Çünkü bir aracın gerecin adı olmuş. Aman dikkat. Sürekli dondurma yerse dişlerin sızlar diyor. Yine dondurma ifadesi de bakın kalıplaşmış isimdir burada da. Eylemse yoktur arkadaşlar. Denizi seyretmek en büyük zevkiydi diyor. Seyretmek saygı duyuyoruz. Kesinlikle makmek her türlü isim fiil. Pancar ekmek için tarlaya indi diyor. Evet ekmek ifadesi de yine aynı mantıkla tabii ki isim fiil olacak. Peki Var mı hocam artistlik bir şey? Evet isim fiilde yok ama birazdan toplu olarak göreceğiz artistikleri. Zarf fiile bakalım. Ulaça, bafiyle, fiile. Kenyalasiye, Ema'dan, ince ipar hakladıçka demiştik. Bunlar en sık kullanılan zarf fiileklerinin şifresiydi. Gelin isterseniz örneklerle bunları iyice pekiştirelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Aslında onun yazılarını okumadan konuşmalıyız. Nasıl konuşmalıyız? Okumadan. Madan, meden. Çok güzel bir taktik vereceğim sizlere. Bir devam edelim. Sınıftan ağlayarak çıkması öğretmeni üzdü diyor. Arak erek tamamdır. Bariz bir şekilde zarfıyla ki. Konuşur konuşmaz pot kırmaya da başladı diyor. Re mez ki. Çamurlara bata çıka ilerliyorduk. A Burada çift kullanımı var değil mi? Şu emadandaki e'nin çift kullanımı genelde karşımıza gelir. Konuşacağız yine. Ankara'ya gelince mutlaka görüşelim diyor. Önce ince gelince ne zaman gelince değil mi? Nasıl bata çıka. Ne zaman konuşur konuşmaz. Nasıl ağlayarak. E devam onun yanındayken pek konuşmuyordu. Şimdi lütfen dikkat. Kenyalı Asiye'nin Ken'ini gördük hocam. Tamam, Ken göründü. Tamam eyvallah. Yanındayken, ne zaman yanındayken? Çok da güzel soruya da cevap verdi. Fakat yanında ifadesi isim olduğu için ona ek eylem diyeceğiz. Aman dikkat. Eylemsi diyemeyiz. Tekrar ediyorum. Ken Zarf fiil ekidir. Doğru. Ama fiilimsiler zarf fiil olsun, sıfat fiil olsun, isim fiil olsun. Mutlaka fiil kök ya da gövdelerine gelirler. Ne demek istiyorsunuz hocam? Siz bir ekin mesela madan meden fiilimsi olduğunu söylüyorsanız öncesi hemen öncesi fiil olmak zorunda. Okumak bitti. Mesela ara kareye çıkardığım zaman ağlamak bitti. Konuşmaklar değil mi? Bitti. Batmak çıkmak bitti. Yani siz şu ek eylemsidir dediğiniz an Hemen öncesinde eylem, fiil, olmak Zorunda. Şimdi biz bu kene zarf fiil dersek öncesinde yanında ismi var. İsme fiilimse ekip gelmez arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Burada yok. Çok sıkı çalışıp sınava girdi. Ip ip. Yine burada bariz bir şekilde arkadaşlar ne olduğunu bir fiilimse olduğunu görüyoruz. Buraya kadar her şey yolunda. Zaten burası klasik olan taraf. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi isterseniz farkımızı ortaya koyalım hocam. Hadi gelsin canavar notlar gelsin. Zarf fiilleri bulmak için işte dehşet taktik geliyor. Şimdi hocam Sınavdasın, sınava girdin. Hocamız cümleleri verdi, fiilimsileri bulun dedi. Arada kaldın. Bir yerde arada kaldın. Zarf fiil mi değil mi? Hemen ne zaman ya da nasıl sorusunu soruyorsun. Ne zaman ya da nasıl sorularına cevap vermeli? Veriyorsa işte o zarf fiil ekidir. Ne zaman ya da nasıl sorusuna mutlaka cevap veriyor. Tamam? Cebinde kalsın. Bu örneklere dikkat demişim. Bak bu çok önemli, inanılmaz artistik. Bu konuşmadan çok önemli şeyler aldık. Normalde hızlı çözeceğim diye şunu madam meden alıp zarf fiile gidenler olabiliyor. Oysa Aldık ne zaman aldık? Cevap yok. Nasıl aldık? Cevap yok. Bu konuşmadan bir konuşma yapılmış. Ondan ayrılma haleki. Ha buradaki mame isim fiil ekiymiş. Lütfen dikkat. Et. Bu çok iyiydi. Bakın orada da zaten açıklaması yapılmış. Olur olmaz işlerle başına iş açtı diyor. Zarf fiil eki alan söz grubu sıfat olarak. Abi bu ne Allah'ını seversen inanılmaz bir detay bu arkadaşlar. Bakın olur olmaz. Rmez normalde gelir gelmez yapar yapmaz. Olur olmaz bilir bilmez konuşur konuşmaz. E tamam bu zarfiyle ki re'mez tamam. Ama burada nasıl iş olur olmaz iş. Ha zarf fiil ekinin sıfat olarak kullanıldığını görüyoruz. Lütfen cebinizde kalsın. Devam. Bardaktan boşalırcasına yağ yoğurdu ifadesinde ise casına cesine. Bu ek çok kullanılmadığı için dikkat etmekte fayda var. Yani casına cesineyi başka nerede kullanıyoruz? Yani şöyle yapmışcasına deriz belki. Bir de bardaktan boşalırcasına dersin. Hadi zorlarız bir iki ek daha bulursun. Ama günlük hayatta casına cesinenin çok da bir karşılığı yok. Doğal olarak çok kullanılmadığından sınavda sorulması bizim göremeyeceğimiz anlamına gelebilir. Dikkat etmende fayda var hocam. E o zaman hadi istersen. Bir de buna bakalım. Bitmiyor abi. Fiilimsi daha yeni başlıyor. Nereye gidiyorsun hey? Nereye gidiyoruz? Devam. Bazen fiilimse ekleri bakın dikkat. Kalıplaşmış ad yapar. Bu çok iyi. Bunu hocamız sorabilir ha ben sana söyleyeyim. Hocamız bunu sorabilirsin sınavda. Bu kalıplaşmış adlar fiilimsi değildir. Kalıplaşmış ad olup olmadığını anlamak için işte muhteşem taktik. Bakın arkadaşlar. Annem bugün dolma yapmış. Dolma kalıplaşmış addır. Ama çok klişe. Hemen anlıyorum ben. Böyle klişe bir örnek gelmeseydi nasıl anlayacaktım? Bakın. Bu mamenin üzerine bir mame daha getiriyorsunuz. Yani olumsuz keki. Dolmama yapmış. Olmuyor. Eğer olumsuzu olsaydı tamam ben buna isim fiil eki diyecektim. Olumsuz hali olmadığı için dolma orada kalıplaşmış addır. Aman dikkat. Depoların dolma konusunda sorunu yok. Dolmama konusunda. Ha oluyor. İşte buradaki mame isim fiil ama burada dolmama yapmış olmuyor. Kalıplaşmış ad. Yani mame gelmiyorsa üzerine kalıplaşmış addır. Geliyorsa isim fiildir. Mesela <laughs> Sadece bu isim fiili olmaz tabii ki kalıplaşmış ad değil mi? Geçmiş herkes için bir ders kaynağıdır. Geçmiş zamandan bahsediyor. Geçmemiş diyemeyiz. Yani yanımızdan geçmiş geçmemiş değil bu. Geçmiş yani gelecek geçmiş zaman dilimi bir dönemden bahsediyor. O yüzden geçmemiş diyemeyiz. Yani hocam bu da kalıplaşmış isimdir. Burada fiilimsi var diyemeyiz. Ağaçtan düşmek üzere olan yemişleri topladık diyor. Yememiş diyebilir miyiz? Hayır yemek yememek değil ki bu. Adı yemiş kuru yemiş ya. Değil mi? Bazen de kuruyemiş diyoruz. Doğal olarak yemiş ifadesi ki mışmıştı arkadaşlar. Aman dikkat. Kalıplaşmış ad yapmıştır. Sıfat ile falan değildir. Lütfen cebinizde kalsın. Şimdi hocam. Çok sağlam gittik. 10. sınıflar için bu filmse anlatımı fazla bile. İçiniz çok rahat olsun. Bakın şu sayfa. Hemen şöyle önceye geliyorum. Bu sayfa inanılmaz detaylar arkadaşlar. Bunları cebinize koyduğunuz zaman yeryüzünde hiçbir kitaptan soru kaçıramazsınız. Hele ki okul sınavlarında hocalarımızın soracağı sorularda show yaparsınız. Show show. Bakarsınız böyle benzeri bir şey çıkar. Yapıştırırsınız bu taktiklere uyarıları. Lütfen olur mu? Tam puan almak adına biraz böyle fazla bilgi köşeye sağa sola sıkıştırmaktan fayda var. Evet, sıfat fiil dedik, zarf fiil dedik, isim fiil dedik. Bunların tek tek taktiklerinin kısa yollarını konuştuk. Eklerimizi de şöyle ekrana getirmiş olduk. Siz diye şifreledik. Sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil, ortaç, ad eylem, bağ fiil ya da ulaç gibi adlarla anıldıklarını da söylemiş olduk. Süper. Bayağı da kendimizden bir geçtik saç başta dağıldı hocam. İyi gidiyoruz. Bir yandan 9. sınıflar, bir yandan 10. sınıflar, bir taraftan 11. sınıflar, bir taraftan TYT videoları geliyor. Bir taraftan AYT değil mi? Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor kanalımda. AYT videoları var. 65 günde AYT kampı başladı. E bir taraftan KPSS öğrencilerinin baskısına artık dayanamadım. Yoğun istek üzerine KPSS Türkçe kampı da başlattık. Abi her tarafa video atıyoruz çok yoğun bir şekilde. Bir yandan kitaplar hazırlanıyor. Sıfırdan paragraf geliyor. Aman Allah'ım yani bu ne yoğunluk? İnşallah faydalı olmak adına daha da yoğun olmaya devam edeceğiz. E o zaman haydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.